Merhaba arkadaşlar. falı Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler falı astroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher tarot dünyası yazarak hem instagram hem de tiktoktan Seher Hanım'a ulaşarak bakım yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Büyük bir problem, bir ödeme, vakitsiz bir ödeme son anda iptal edilecek ve siz ferahlığa kavuşacaksınız. Bu konuda bir kısmını hazırladığınız ödeme sizi sıkıştırırken bir kısmı da bekliyor olarak gözükecek. Aradaki zaman kazanımı sizi biraz rahatlatacak. Buna bir ay uzatma gibi bir süre gözüküyor arkadaşlar. Bu da sizin için yeterli olacak gözüküyor. Beklenmeyen bir yerden üç parça halinde kısmet var. Ayrıca bir de aile bağlarınızla ilgili bir kişiden bu dönemde bir kısmet alışınız olacak. Ondan sonra bu ödeme yapacağınız işi daha kolaylıkla yapacağınız gözüküyor. Aile içerisinde küçük bir toplantı yapacaksınız ama bu toplantı sizin çok da hoşunuza gitmeyecek. Sanki biraz sizi daha fazla bir konuda eleştirme, sizi köşeye sıkıştırma gibi bir durum hissedeceksiniz. O yüzden bu toplantıdan pek hoşlanmayacağınız gözüküyor. Yalnız kalmak isteyeceğiniz bu dönem kafanızı dinlemek isteyeceğiniz bir dönemdesiniz ama aksine sanki daha kalabalığın içerisinde kalmış olacaksınız. Arkanızdan yalan söyleyen bir kişinin yalanını ortaya çıkarma bir yüzleşmeniz olacak. Giden bir paranızın geri gelmesi için çabalarken artık o paradan neredeyse vazgeçtim diyeceğiniz bir durum var ama birdenbire tam vazgeçtiğiniz noktada da o paranın gelişi gözüküyor. Yolun ağzında gelecek olan iki tane misafir sizi biraz şaşkın hale getirecek. Çünkü bu misafirleri beklemiyorsunuz. Hiç de öyle bugüne kadar böyle bir ihtimalde gözükmemiş gözüküyor. Kısa kısa yollarınız var. Aslında günü birlik biraz kafanızı dinleyip uzaklaşacağınız zaman dilimleri ayarlıyorsunuz kendinize. Ama bunlar sizin için yeterli olmuyor. Kafanızın içerisinde sanki farklı bir siz varsınız da sizi kendinizi suçlar bir halde bulabiliyorsunuz. Bu dönemde kendi iç hesaplaşmanız gün yüzüne çıkarken kendinize çok fazla yükleniyorsunuz arkadaşlar. Bu yüklenme sadece bedensel olarak yorgunluk değil. Aksine mental yorgunluk var ve bu fikrens yorgunluk sizi uykusuzluğa, bu dönem sağlık konusunda dengesizliğe, tansiyon problemi veya migren problemini edinmenize sebep olabilir. O yüzden dikkatli olmanızda bazı şeyleri kabullenme konusunda biraz daha zamana bırakabilmeyi başarmanız gerekiyor. Bu dönem belki de zamanı en iyi kullanmanın şeklini öğrenmeniz gerekecek ki 6 rakamı var. 6 rakamında bir arkadaşınızla bir konuşma var ve sizi iki kişiyle tanıştırmak gibi bir durum olacak. Bu tanıştıracağı kişiler ileriki dönemde size faydalı olarak gözüküyor. Geçmişte hayatınızdan çıkardığınız bir kadın. Yani yapılan bir şeylerden dolayı hiç hoşlanmadığınız, tavır ve davranışlar gösteren bir kadından hayatınızdan çıkarmışken şimdi onun büyük bir darbe yediğini, bir sıkıntıya düştüğünü hiç hoşlanmasanız da bunun için üzüleceğiniz anlamına geliyor. Ev içerisinde bir güç kuvvet kazanımı var. Bu kuvvetle birlikte ferahlayacaksınız. Bir de bu aslında biraz da mahkeme resmi bir kurumdan alacağınız bir haberle birlikte güç kuvvet kazanacağınız, hiç beklenmedik bir olayın onaylanması size rahatlık vermesi anlamına geliyor bir makam mevki sahibi olmak için size bir teklif gelecek bir iş konusu da olabilir veya bir konuda sizin fikrinize de danışılabilir. Bu konuda beklenmedik kişilerden duyacağınız bu haber size deniyorlar mı düşüncesine ya tıkış düşüncesine sevk edebilir ama şöyle bir durum var. Bu kişiler gerçekten samimi olarak size bunu soruyorlar ve sordukları sorunun cevabını aldıklarında da kendi işlerinde kullanacaklar. O yüzden buradaki fikri verirken Kendinize daha sonra kullanılabilecek bir halde vermeyin. Bazı şeyleri gizli tutun, kendinize saklayın. Bir kısmını verin bu bilgilerin. O sizin için faydalı olacak gözüküyor. 3 rakamı ve 1 rakamı ile alakalı e, değişik kişilerle görüşme, yeni insanlarla tanışma, iş ve kariyer anlamında yeni bir çevre edinme anlamına geliyor burası kendi PR'ınızı, kendi tanıtımınızı yapacağınız bir süreçtesiniz. Sanki kendi kendinizin reklamını yapıyormuşsunuz gibi durabilirsiniz. Bu dönem farklı bir iş konusunda çalışmalara başlayabilirsiniz. Bu çalışmalarla birlikte biraz daha pazarlama yönünüzü, yani bir şeyin satışı ile ilgili daha çok aktifleşeceğiniz bir durum var. Bu da size yeni bir gelir kapısı anlamına geliyor. İsminde R harfi olan, A harfi olan iki kişi. Ee, bir konuda size danışacaklar. Bu kişilerden üç tane yolun ağzında gelecek olan kısmet var. Ee, hangisinden hangisi gelir bilmiyorum ama hemen üstlerinde üç tane yol bekliyor gözüküyor. Çiftteki kısmet gelecek olan bir durum var. Bir konu içerisinde iki tane kısmet alışınız, iki tane menfaatiniz olacak bir durum var bu konuda etrafınızdaki insanlara bilgi vermemek, sizi kendi içinizde saklamak size avantajlı olacak. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Hanenizin içerisine girecek olan bir eşya sizi hem mutlu edecek hem de yeni bir eşya alımı için sanki bunun yanına da bu lazım diyeceğiniz bir durum haline gelecek. O konuda biraz kararsız kalacaksınız. Çünkü onu biraz zamana yaymanız gerekecek. Şu an zamansız harcamalar yapma potansiyeliniz var. Bu konuda kendinizi durdurmanız gerekiyor. İleriki dönemde sıkıntı yaşamamak için hesapsız harcamalardan uzak durun. Bu konuda burası uyarı veriyor arkadaşlar. Yurt dışından iki tane sevinçli haberiniz var. Bir konuda belki ileriye dönük yurt dışına gitmek istiyorum diyebilirsiniz ama bu konudaki haberiniz bir vade var. Yani daha öncesinde reddedilmişse bir ay sonrasında belki aydınlığa çıkacak ferahlığa çıkacak bir fırsat elinize geçecek gözüküyor O yüzden başvurunuz konusunda yenileme ihtimaliniz varsa onu deneyin derim Evet yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının son 15 gününde iki tane müjdeli haber birisi maddi konudaki sıkıntınızın aydınlığa çıkacağının haberini verirken ikincisi iş ve kariyer konusunda bir yükselişin haberini verecek gözüküyor. Beklenmeyen yurt dışı ile ilgili sevindirici bir haber sizin gündeminize bomba etkisiyle düşecek. Ferahlayacağınız iki tane konuşma var. Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla bir fikir alışverişiniz var. Ve buradan güzel bir sonuç elde edip bir kazanca imza atacaksınız. Yani bir araba veya bir arsa alımı veya bir ev alımı ile ilgili e, ortak bir karar vermiş olup bu konuda yararlanacağınız bir durum var. Kan bağınızdan olan bir kişiyle ilgili bir sıkıntılı bir haber duymanız var. Bu haber konusunda ona yardımcı olmaya çalışırken siz de bu sıkıntının içerisinde biraz boğuluyor hale geleceksiniz. Hayat ağacınızda büyük bir değişim var. Yeni başlangıç işareti verirken bu konuda biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini gösteriyor. Yani atacağınız adımları hesaplayarak atmanızda fayda var. Çünkü burası çiftleşmiş bazı yerlerde çift kısmet var ama bu kısmetleri doğru anlamda kullanıp doğru seçeneği seçmeniz gerektiğini gösteriyor. İçi boş bir vaatle kandırılma ihtimaliniz var. Yani bir hayatınızdaki kişinin bir evlilik vaadine kanma durumunuz da olabilir. İş konusunda size bir vaat verilmişse bunun arkasından gelecek olan şey de bir kandırılma durumu da olabilir. Burası e, dikkat diyor. Bunun için bir vade daha beklemenizde fayda var. Ağustos ayı sizin için daha bereketli gelecek. Bu konuda biraz ertelemeyi kabullenmeniz iyi olabilir. Geçmişten büyük bir olay geçmişte yine böyle bir sıkıntılı süreçten geçerken aynı şeyleri o zaman da yaşadım. Bu şimdi bunu tekrarlamayacağım deyip keskin bir karar alarak ferahlığa kavuşmanız da var. Hanenize girecek olan bir kısmet bir ev alımı ile ilgili bir durumdan dolayı nazara gelmeniz var. Bir de yakın çevrenizdeki bir kişinin omzundan koluna doğru gelen bir ağrı ile birlikte bazı sıkıntıları olacak. Onun sağlığıyla ilgilenmek veya ona yardımcı olmak durumunda olacaksınız bu süreçte. Beklenmeden, beklenmeyen bir yerden gelecek olan kısmet sizi ferahlığa kavuştururken 3 tane dileğiniz var arkadaşlar bu dönemde. Bu 3 tane dileğin Birincisi kuşun kanadında bir haber. İş ve kariyer anlamında beklediğiniz bir haberin onaylanacağını, size büyük bir kısmetiyle birlikte geleceğini gösteriyor. İkincisi, ilişkiler anlamında ayrım noktasına geldiğiniz bir kişiyle tekrardan birleşme kararı alacaksınız. Ve bu birleşme kararını sanki bir yazılı anlaşma yani nişanlısınız, küsünüz, artık evlilik kararı alacaksınız. Veya ilişkiniz anlamında evliliğin içerisindesiniz. Bir yerde ayrılmak kelimesi geçerken diğer yerde aslında ayrılamayacağınızın hayatınızın merkezinde olması gerektiğinin ispatı gibi bir durum söz konusu olacak. O yüzden ilişkiler anlamında birleştirici bir etki gözüküyor. Üçüncüsünde sizin elinizden çıkan bir para konusunda bir resmi kurumdan gelecek olan temiz aydınlık bir haber sizin bu konuda kazancınız olacağına bu paranın geri sizin halinize geleceğini gösteriyor gözüküyor. Evet. Yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.